Herkese merhaba, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 20 Kasım Cumartesi günü. Sabahtan beri aslında kamerayı açmadım. Şöyle ki birçok şey yaptık. Hani Erdi ile beraber aslında. Neler yaptık? Saat şu an 1'i geçiyor aslında. Bayağı da geç oldu. Şöyle ışığa gideyim ya. Işıkta konuşayım. Çünkü iç taraflar daha karanlık. Şöyle birçok şey yaptık. Saat 9.30'dan beri falan herhalde ayaktayız galiba. 9.30-10. 10 falan herhalde, aynen. Sonrasında hemen bir duşa girdim. 10.30 gibi falan herhalde çıktım. Şu an dediğim gibi saat 1'i de geçti artık. Arka tarafta camlarımız var. Arka tarafta hatta inşaat vardı. Ve o iki odanın camı leş gibiydi. Ben camları sildim genel olarak. Yani bayağı da temiz oldu. Yani şu pisliği yani görmeniz gerekirdi de çekmek istemedim. Bu böyle demirler, işte bu yerler falan bayağı bir pislik içindeydi. Bu zaten boş oda, biliyorsunuz burayı. Onun haricinde asıl sizinle işimiz burada. Bugün çok işimiz var aslında. Bunun camını da öncelikle o yüzden sildim. Şu an şu güneşliği falan da çektim. Burada rahat rahat biraz sonra sizde temizlik yapacağız. Şöyle buraları falan da sildim ve şu karşıdaki inşaattan dolayı bu camlar leş gibi oldu. Hatta biz taşınmadan önce de bir tur silmiştik ama sonrasında yine hani böyle bir kırma dökme işlemleri falan olduğu için yine çok kötüydü. O yüzden bunları hallettim. Bunun dışında bugün size ne yapacağız? Salon berbat durumda. Biraz sonra göreceksiniz. Bu dolabı full boşaltacağım. Ya içerisini sileceğiz ve hani eşyaları yerleştireceğiz. Hatta şöyle bir şey. Dün akşam ütülediklerim var salonda. Onları da böyle buralara dizdim ki hani şöyle. Dolabın içerisi şu anda bana pis geldiği için bu kıyafetleri de hani ütüledim. Oraya kaldırıp koymak istemedim. Banyoyu da temizleyeceğim. O yüzden bornozumu yıkamıştım. Bornozumu falan da koymadım banyoya. Banyo da pis çünkü. Buraların camlarını falan da hep sildim. Salonun camları da aynı şekilde silindi. Biraz sonra buradan çamaşırları toplayacağız. Burada da Erdi'nin bornozu falan da var. Onu da yıkamıştım. Bunları da halledeceğiz. Asıl önemli olan ben henüz hiçbir şey yemedim. Erdi çıktı. Erdi çıktı. Babama yardım etmeye gitti şimdi. Ama ben hiçbir şey yemedim. O yüzden de bir an önce bir şeyler hazırlayayım istiyorum. Dün akşam Erdi wrap yapmıştı bize. Wrap için de şey almıştık. Tortilla. Lavaş, tortilla. Neyse işte ondan aldık. O tortillanın arasına bir şeyler hazırlayayım diyorum. En azından peynir, domates, salatalık beni böyle biraz yetiştirsin. Çünkü ben bu camları silerken Erdi de aynı zamanda önce bir evi süpürdü, sonra ayakkabılığı temizledi, sonra evi sildi, bu salonu falan full tozunu aldı Erdi. Biz de camları sildik. Yani biz dediğim size almadım ama ben de camları sildim. Camlar zaten bayağı bir uzun sürdü, leş gibiydi camlar. Şu an için bayağı bir rahatlamış durumda. Şimdi yapacağımız ise dolabı düzenlemek. Sonrasından da banyoyu düzenlemek. Ha, bugün diğer işimiz de babamın doğum günü. Babamın doğum gününü kutluyor olacağız. 20 Kasım. Direkt bugün yani hatta. Hediyesini biliyorsunuz önceden geçen hafta almıştık. Onu işte hem vereceğiz hem bir pasta keseriz. Akşam babamlardayız yani. Siz de zaten benimle beraber olacaksınız. Buradaki işlerimiz böyle. Bakalım ben bu işleri ne zamana toparlarım. Ya bu bayağı derin bir temizlik olacak aslında. Ha, hatta nevresimi de değiştirmemiz gerekiyor. Şu nevresimi ben buraya yayalı bayağı oldu. Yani belki de 2 hafta falan oldu. Erdi yine böyle kendince toplamış ama tabii ki de ben bu şekilde kullanmıyorum yatağı. Hafta içi falan pek toplayacak vaktim olmuyor çalıştığım için. O da böyle genelde yardım ediyor. Bunu da değiştireceğiz. Yani çok işimiz var. Sabahtan beri çalışıyoruz ama bitmedi. Biraz da derinlemesine bir temizlik olsun istiyorum. Neyse. Biraz daha eğer lafı uzatırsam açlıktan öleceğim. Bu arada şunu fark ettim. Bu kamerayı hiçbir zaman güzel açmıyorum.
Yani hani hiçbir zaman şu kameranın karşısında bir güzel şekilde size merhaba demedim. Yani onu da fark ettim. Ayıp ediyorum. Şöyle yapacağız. Zaten bu temizlik falan filan olacağı için hani hazırlanmak istemedim. Sonra zaten beraber sizle hazırlanırız. Zaten anneme geçeceğim bu işlerin bittikten sonra. Ama muhtemelen saat 4'e doğru ancak geçebileceğim anneme. Çünkü yetişmeyecek işlerimiz çabucak. Neyse bu işleri bir halledelim de yarın kafam rahat olur. Çünkü ütüler bitti, yıkanacaklar bitti. Şu temizlik de derinlemesine bir temizlik olacak bu seferki. O yüzden şu an için mutluyum. Yani bayağı bir iş hallettik aslında. Neyse ben daha lafa durmadan sizi şöyle bir koyayım. Artık bir an önce bir şeyler çıkarıp yemem gerekiyor. Siz şöyle biraz aşağıya alalım. Bu arada kahvaltıyı hazırlarken bir böyle ağzıma şunlardan atayım istedim. Çünkü daha fazla dayanamayacağım. Bu biberleri muhtemelen görmüşsünüzdür. Şu anda da Migros'ta 3 al 2 öde vardı. Biz de böyle 3 tane aldık. Hatta hikayemde de paylaştım. Instagram'dan takip ediyorsunuz beni. Edenler gördüler. Şöyle bir Antep fıstıklı aldık, bir böyle orman meyveli aldık, bir de böyle kakao çekirdekli aldık. Şu orman meyveliyi gerçekten gördüğümde böyle çok canım çekmişti. Kahvelerin yanında falan da bence çok güzel oluyorlar ama en güzeli kakaolusu. Yani hani en çok bunu beğendim. En son bunu aldık. İlk önce Antep fıstıklıyı istedik ikimiz de. Ondan sonra orman meyveliye de bir gittik ama en güzeli kakaolu çıktı. Böyle içinde akışkan bir şey var gibi. Bilmiyorum diğerlerinde de aynı şekilde gösteriyor ama bunlar daha güzeldi. Ve içerisinde 8 tane var hepsinin. Saydım. 8 tane oluyor herhalde içerisinde ve tanesi 14 lira. Çok pahalı değil mi? Yani artık ne pahalı değil ki değil mi? Kakaoluyu açamadım. Orman meyveli. Açabilirsem bundan da alacağım. Ve bunlar kolay açılıyor. Kapı açılmıyor ya. Çok güzeller. Bir de bunların şeker ilavesiz olmasından dolayı hani bizim için biraz daha artı. Bu ara çünkü spora bayağı bir abanmaya başladık. Gidiyoruz Erdi de ben de. Aksatmamaya çalışıyoruz bir de. Haftada en az 3 gün gidiyoruz. Hani pazartesi, çarşamba, cuma şeklinde ayarladık şu anda. Daha sonrasında daha da aktif olarak gideceğiz. Şimdi şöyle biraz süzme peynir koyuyorum. Bir de bunu tosta basalım biraz. Yeah.
Ve şu anda olmaktan korktuğum yerdeyim. Bunu bayağıdır çekeceğiz, biliyorum. Burayı bayağıdır bir düzenlememiz gerekiyor. Çünkü arka taraf, yani dolabın içerisi, montlarımız, kıyafetlerimiz bence iyice birbirine girmiş durumda. Gerçi o kadar abartılmayacak derecede diye düşünüyorum. Neyse, şimdi bir hafiften göstermeye başlayayım. Şöyle görüyorsunuz burada. Hatta şu spotu da açalım ki daha iyi olsun. Böyle buralarda işte benim kendi montlarım, işte ceketlerim vesaire. Bu taraflarda da erdenikler. Şimdi bu askılar falan da çok karma karışık duruyor. IKEA'dan aldığımız ahşap askılar veya plastik askılar falan, onlar da bayağı karışık duruyorlar. Bununla beraber böyle burası Erden'in bölümü zaten. Biraz dağınık gördüğünüz üzere. Şuraları biraz düzenleyeceğiz. Bu Erden'in bölümünü de burayı da düzenleyeceğiz. Benim tarafta biraz birbirine girmiş durumda. Yani artık şu elbiseler yani çok çirkin gözüküyor şu an. Farkındayım. Yani her şey birbirine girmiş vaziyette. Yani herhalde 5 cümlemden 8'i şu an her şey birbirine girmiş. Her şey karışmış falan. Ya böyle yani şu anda vaziyet. Böyle burada böyle bir iki çantam, burada bir iki çantam, burada işte taytlarım falan filan var, onları düzenleyeceğiz. Burada pantolonlarım var, burada işte birkaç üstüm vardı, ütüleneceklerden de gelecek. Burası aynı şekilde, burası, buralar, buralar, burada spor çantalarım falan derken iyice biraz karıştı. Buraya zaten biliyorsunuz ütü masasıyla ütüyü koyuyorum. Ütüyü de dün akşam ütü yaptığım için arka odada soğumaya bırakmıştım. Onu da yerleştiririz buraya. Şimdi ben taburemi alıp buraya geliyorum. Kendi tarafımdan bir başlayalım. Biraz düzenleyelim. Bunları ben bir çıkarayım önce her şeyi. Çünkü sileceğim de dolabın içerisine. Ondan sonra hatta dolabın camlarını da sileceğim. Bunlar da bayağıdır. Yani dolap kurulduktan sonra ilk kez silmiştik. Daha da silmedik. Bayağıdır silinmedi. Bence artık başlayalım. Ben sürekli konuşuyorum, onu fark ettim. Hadi sizi sabitleyeyim şuraya. Whoa.
Şimdi giyinme odasını tamamen temizledim. Hatta banyoya geçmeden önce size bir orayı göstereyim. Şöyle şu ışığı da tekrar açalım. Burası artık tamamen tertemiz. Camları falan da sildim. Dolabın içerisini şu şekilde yerleştirdim. Hemen bir göstereyim. Yine yazlık elbiselerimi bu tarafa da koydum. Burada böyle kışlık birkaç elbisemi koydum. Böyle dışarı çıkarken acilen giyeceğim üstleri falan buraya koydum. İşte taytlarımı bu tarafa aldım. Ondan sonra pantolonlarımı ve buralara böyle çantalarımı koydum. İşte kışlık birkaç üstümü buraya, birkaç üstümü buraya aldım. İşte yazlık birkaç üstümü buraya koydum. Böyle çantalarımı falan koydum. Burası böyle bayağı bir derli toplu oldu şu anda. Sonra burayı da böyle yine bir düzenledim, askıları vesaire, onları da hallettim. Böyle bu tarafı kendime ayırdım. Şunlar bu taraftakiler benimkiler. Bunları da böyle Erdin'in tarafı olarak yaptım. Şuraları falan da böyle bir bayağı bir temizledim, sildim, ettim. Sonra burada işte yazlık pijamalarım, ya yazlık geceliklerim, pijamalarım falan var. Birkaç üstüm falan var burada. Böyle burada diğer pijamalarım var. Şöyle şu pijama takımlarım. İşte birkaçı da kirli de bunlar. Bunlar falan. Alt kısımda zaten iç çamaşırlarımın olduğu bölüm. Asıl bence Erden'in tarafı çok derli toplu oldu. Böyle takımlarını falan aldım bu tarafa. Ceketlerini falan. Böyle düzenledim. Bu alt kısımları da böyle düzenledim. Bence şu an için gayet iyi oldu. Cifim burada. Bu aynamı falan sildim. Buraları sildim, toparladım, ettim. Şimdi banyoya geçiyoruz. Banyoda bizi çok kötü bekliyor. Buralar çok kötü. Şu bezler zaten camlardan çıkan bezler. Şimdi buraları falan sileceğim, edeceğim, temizleyeceğiz. Ondan sonra örtümüzü yayacağız. Burayla işimizi bitecek. Bu arada saat 4 oldu. 4'ü geçti hatta. Çok hızlı hareket etmem gerekiyor. Daha çünkü balkondan alacağım, toparlayacağım çamaşırlar var. Hatta onları hemen alalım mı? Buradaki eşyalarımı falan hep yerleştirdim. Banyoyu temizledikten sonra da bunları yerleştireceğiz. Şimdi şöyle şunları alalım buradan. Ve sonunda banyoyla da işim bitti. Şöyle tertemiz oldu şu anda. Havlularımızı böyle astım. Şuradan hatta göstereyim şöyle. Böyle
serdik bunu da. Şuradaki havlumu da nihayet değiştireyim dedim. Gördüğünüz gibi buraları falan sildim. Buraları sildim. Lavaboyu falan cifledim. Burası artık bitti. Ama ben de bittim. Şöyle ki şu anda nevresimi değiştirecek vaktim ve takatim kalmadı. Artık bu nevresimi yarına bırakacağım. O yüzden bir sonraki vlogumda görürsünüz. Çok sevdiğim bir nevresim takımım var ve çok pahalıydı ben alırken. Sanıyorum ki o nevresim takımını 800 liraya aldım galiba. Böyle lacivert çok sevdiğim bir nevresim takımı. Şu an artık hani çöplerimi falan da topladım. Bütün işlerim bitti. Bir tek nevresim işi kaldı. Onun haricinde şimdi hazırlanacağız. Ondan sonra da çıkacağız. Çöplerimi atıp anneme geçeceğim. Bilmiyorum. Bakalım. Yani babama doğum günü kutlayacağız ama umarım babamın akşam işi yoktur. Çünkü bazen babamın işi hiç belli olmuyor. Anında işi çıkabiliyor. Hani Erdi de ona yardım ediyor. Zaten şu anda söylüyorum size de hep. Böyle bakalım, hazırlanalım, gidelim göreceğiz. Ve hazırlandım. Tahmin edin saat kaç oldu? Bakalım, ben bile tahmin edemiyorum. 5:30 geç. Çok uzun sürdü yani bu sefer hazırlanmam. Kendim değil, yani işlerimin bitmesi acayip uzun sürdü. Şu Kenzo parfümü sıkacağım. Gerçekten kışın en beğendiğim parfümüm yani. Hani zaten çok büyük parfüm almıyorum ama hani hep söylüyorum, Estée Lauder Modern Mousse ve Kenzo. Yani Kenzo'nun bu parfümü müthiş. Bence bir bakın derim. Hatta şu anda bence, yani şu anda değil de birkaç haftaya Boyner'de falan da indirimler başlayacak. Ben hep indirimlerden, özellikle yılbaşı indirimlerinden ya da anneler günü indiriminden yararlanarak alıyorum parfümleri malum. Biliyorsunuz dolar arttı. Dolar artınca yani artık bu tarz şeyleri bizim almamız biraz hayal ürünü, orijinal ürünleri. O yüzden de bunları sürekli takip etmek durumundayız. İndirimdir vesairedir. Başka türlü yani imkansız artık. Bu kadar ekonomik şartlar altında ne yazık ki. Şöyle saçımı düzleştirdim. Çok bir şey yapmadım zaten, görüyorsunuz. Yüzüme de çok hafif bir makyaj yaptım. Rujuna sürdüm. MAC'in bir rujunu kullandım. Daddy's Girl, bunu kullandım. Zaten daha sonrasında detaylı olarak makyajla çekeriz. Şu an acelem olduğu için hemen hazırlanayım istedim. Hemen çıkalım istedim. Hazırız. Çöpler de hazır. Ben de hazır olduğuma göre artık çıkabiliriz. Ve çıktım, gidiyorum. Şöyle altında bu sefer siyah bir tayt var. Bu termal bir tayt. Annem bunu önceden almıştı 100 liraya 2 sene önce falan. Çok güzel. Ve şimdi annemlerdeyiz. Yukarı çıkıyorum. Laptopumu burada bırakmıştım. Geçen gün anneme gelmiştim. Buradan çalışmıştım. Laptopu da bir daha eve taşımayayım demiştim. O yüzden bu akşam edit yapacağım için alıp gitmem gerekiyor. Unutmayayım diye yukarı geldim. Şimdi aşağıya ineceğim, çay koyacağım, pastayı çıkaracağız ve doğum günü kutlayacağız. Aynı zamanda hediyeyi de alayım en iyisi. Hediyeyi annem odama saklamıştı. Bir bakalım şuraya. Burada. Babamın dediğim gibi önceden de şöyle çok karanlık oldu. Ayakkabıya ihtiyacı vardı. Umarım beğenir. Yani umarım güzel bir hediyedir. Bunu da aşağıya indirelim. Çayı pastayı koymaya gidiyoruz. Ben bile görmedim başta. Ben bile görmedim başta. Ben
Çok dik mi? Aha ne kadar ses çıkarabilirdik hocam. Şey nerede anne? Büyük ne koymak için? Şuradan yeşili vereyim. Bunu mu vereyim? Ver. Şimdi ben güm diye indiriyormuşum. Berkan alabileceğim şunu şuradan. Allah niye söylemedin kendin sana şunu? Dur tamam mı? Buradan. Ver bakalım. Zaten. Hı? Şeyde içeride. Ben çıkarmadınız mı? Yok çıkarmadık. Şimdi çıkarırız. Dur şimdi. Şöyle koyayım. Şimdi gel bize bunları götür. Dur. Dur şimdi götür. Kalkar götür. Kalkar çay içiyor. Çay içiyor. Sonra mı getireyim? Ha sonra getireyim. O zaman sen getirince çıkaracak sabitleri. Hı hı. Şey çakman mı? Benim çakman yapmıyor ki. Ben de. Tamam. Neyle yakacağız? Tamam ben halledeceğim. Şuradan ocaktan yak birini birinden diğerlerini. Öbür türlü yanmıyor zaten. Ben tamam. Onu dikme bile. İyi tamam. Bunları yakmak için kullan. Ben de onları evet. Çayları önce mumları yaksın. Tepsiye ver, çayları da tepsiye koyayım. Tamam, sessiz. Lan pasta. Bir şey olmaz. Yakayım mı? Yak. Doğdu baba. Ben sürdüm oğlum. Bana yaşlı konuştum ben lan. Belki pastayı görünce iyileşirsin dedim. Bu da burada. Merhaba. Şuradan tabak koyalım. Aa, demek. İnşallah. Ve biz eve geldik. Ben şu anda videonun editini yapıyorum. Size yarına yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden saat de şu anda 3 oldu. Yani hatta 3'ü de geçti. Bari bu emeğime karşılık kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım güzel, böyle keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bu tarz düzen, temizlik videolarını zaten sevdiğinizi biliyorum. Bu tarzda videolar gelmeye devam edecek. Eğer ki istiyorsanız tabii ki de. Ama eğer başka önerileriniz varsa onlara da her zaman açığım tabii ki de. Yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı okumak beni çok mutlu ediyor aslında. Hani en azından beni desteklediğinizi bilmek. Son 1,5 aydır düzenli olarak hani video paylaşıyorum. Bunun farkındasınız. Pazar ve Perşembe günleri her zaman paylaşıyorum 1,5 aydır. Ve bundan sonra da böyle gidecek. Eğer ki
İstediğim seviyeye gelirsek daha sonrasında videoların sayısını 3'e çıkarmayı düşünüyorum. Hani böyle 2 günde bir gibi de ilerleyebiliriz. Şu anlık bu şekilde çok güzel oturttuk. Ben en azından hani belli bir gün olunca daha disiplinli ilerlediğimi fark ettim. Böyle lütfen kanala abone olmayı ve beni eğer destekliyorsanız da hani yorumda da belirtmeniz beni çok mutlu eder aslında. Böyle Instagram adresimi de bu arada aşağıya yazıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Daha aktifim orada. Hani aktifim dediğim hani böyle günlük olarak yaptığım şeyleri şu an paylaşıyorum. Daha aktif olacağım günler gelecek inşallah. Onu da zamanla oturtacağız. Neyse ben yine lafı çok uzattım. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum.